Tam da bu bakış açısıyla. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da toplanan 38. Olağan Kurultayı'nın ilk gününde genel başkanlık koltuğunun yeni dönemindeki sahibi belli oldu. Ana Muhalefet Partisi'ne liderlik edecek isim, değişim talebini temsil eden Özgür Özel oldu. Sayın Özgür Özel 812 oy, Sayın Kılıçdaroğlu 536 oy. Özel gün boyu devam eden konuşmalar, atışmalar ve ilk tur oylama neticesinde 682 delegenin oyunu aldı. Kılıçdaroğlu'na ise 664 delege destek verdi. 18 geçersiz oy çıktı. Genel başkan seçilmek için salt çoğunluk olan 684 oy gerekiyordu. Bu sonuçlar üzerine seçim ikinci tura kaldı. Kendilerini kutluyor. Gece yarısından sonra yapılan ikinci tur neticesinde oylarını 812'ye yükselten Özgür Özel, partinin 8. lideri ilan edilmiş oldu. İkinci turda Kılıçdaroğlu'nun ise oyu 536'da kaldı. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010'da başlayan CHP Genel Başkanlığı dönemi sona erdi. Genel Başkanı Sayın Özgür Özel. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez bir kurultayda genel başkan değişimi yapılmış oldu. Nihai sonuçları Kurultay Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu. Partimizin yeni genel başkanı Sayın Özgür Özel olmuştur. Kendilerini kutluyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum. Partimize, ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı uğurlu olsun. Ardından Özgür Özel partinin yeni genel başkanı sıfatıyla bir teşekkür konuşması yaptı. İkinci tura kalan seçim sırasında ben oraya geleyim, Özgür Başkanımızın elini kaldırayım niyetini ifade eden, hepimizi duygulandıran, şimdi bizimle birlikte, gönlü bizimle birlikte olan, bundan sonra başlattığı adalet yürüyüşüne hep beraber devam edeceğimiz Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, sırtıma, omzuma yüklemiş olduğunuz sorumluluğun farkındayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın, Murat Karayalçı'nın, Hikmet Çetin'in, Altan Öymen'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak, onların emanetine sahip çıkmak, bundan sonra benimle birlikte hepinizin görevidir. Ben sizlere güveniyorum. Daha sonra Özgür Özel basın mensuplarının karşısına geçerek soruları yanıtladı ve iki gün boyunca CHP'de Türkiye'ye örnek olacak bir demokrasi şöleni yaşandığını söyledi. Dün taahhüt ettiğimiz ne varsa, tüzük değişikliği, ön seçimle ilgili taahhütlerimiz, il ve ilçelerimizin yalnız bırakılmaması noktasındaki tüm taahhütlerimiz noktasında bugün bir kez daha teyitleştik. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne güç veren ve örgütünden güç alan bir yönetim anlayışıyla yol yürümeye devam edecek. Biraz önce içerideki alkışlar şahsıma değildi, birbirimize değildi. İçeriden duyduğunuz alkışlar bugüne kadar il başkanlarımıza genel başkanlık yapan, toplantılara başkanlık eden partimizin 7. genel başkanı, adalet yürüyüşünün, adalet Türkiye'nin adalet yürüyüşçüsü, adalet yürüyüşümüzün önderi Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep birlikte alkışladık. Bundan sonra da kendisinden her türlü katkıyı almaya, onun deneyiminden, onun birikimlerinden istifade etmeye devam edeceğiz.